Gelinimizin gri rengin ön planda olduğu salonunda koltuk takımı gerçekten şahane görünüyor. Hani taş gibi mobilya derler ya, işte tam öyle. Yemek masasının olduğu bölümü de sevdik. Halınızı renkli tercih etmeniz güzel olmuş. Böyle bir salona da ancak böyle bir avize olurdu. Vallahi biz bu ağır ama bir o kadar da kullanışlı şık eşyalarla donatılmış salonu beğendik. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Evet, senden başlayalım ablacığım. Nasıl buldun salonu? Ben de gold çok seviyorum ama bu salon beni çok rahatsız etti. Bir ofise gelmişim gibi hissettim böyle. Ofis mi? Evet. Yani ne renk ofisi mesela? Bana ofisi hissettirdi. Ne ofisi? Yani ofisi? Ofislerde gold ne tarz var? Bir ofis ya, olabilir? Ortam bana öyle geldi. Bilemiyorum. Bir de çok yorumlamayayım. Arkadaşlar da yorumlayacak. Kahverengi parke, karışık desen halı. Burası farklı. Bilemedim ya aslan. Öyle mi? Yordu beni. Gözüm yordu. Ben de perdelerini bu odaya uyduramadım. Salon ağır bir salon. Evet. Mutfak için genelde bunu kullanırlar. Hı-hı. Böyle şu ip perdeleri. Hatta geçerken evet, böyle takılıp geçiliyor. Çok basit kaçmış yani bu odaya göre, çok salona göre çok basit. Basit değil aslında, böyle parıltılar var ve ip, daha canım, sade ip olmasını istedim ben. Çünkü mobilyam ağır, duvar kağıtlarım ağır, her şey çok ağır olunca böyle bir tık daha hafif bunu kullanmak da çok basite istedim. Kaçmışsın. Keşke o hafifliği halılarında da tercih etseydin. Halın basit kalmış ama çok karışık. Keşke hiç halı sermeseydin. Halısız ev mi olur Eda? Evet. Senin evin gerçi halısız da. Yani şöyle, halısız ev olmaz. Şöyle halı bir tercihtir mesela benim biraz hani bazen bazı mevsimsel olarak evet, aylarda alerjik olabilir. Bence şunu demek istedi. Daha ağır bir halı mı? Evet, daha hafif mi kaldı? Evet, bu biraz hafif. Kesme halısı gibi. Kesme halı, metre evet, işi halı gibi. Bu metre işi biraz halı mı? Öyle benziyor. Evet. Belki metre değildir ama bu makineye atılan hani makineye atılanlardan. Evet. Şimdi bu ağır mobilyalarına evet, hani daha ağır, daha böyle el işi, ipek bir halı mı? Yani yün halı gibi olmuş. Yazlık halı da değil mi? Kullanamıyorum. Hayır hayır, asla ben yün halı falan kullanamıyorum. Yaz kış bu var. Çünkü ya alerjim var. Yardımcı gibi. Alerjim olduğu için de ben böyle daha pratik, daha hafif şeyler kullanmayı tercih ediyorum. Ama böyle tek düze, tek renk bir şey olsaydı. Ben yakıştırdım, işte beğendim. Çünkü orası ayrı desen koltuk, duvarlar ayrı desen. Hı-hı. Mobilyalarda ayrı desenler. Yani hiç desen, desen olmamasından iyidir böyle birazcık hareketli olması. Beni rahatsız etmiyor. Ben tabii bu ki zevk meselesi, tercih meselesi, saygı duyarım. Evet, sen ne diyorsun Reyhan? Şuradaki detay var ya, girişteki fayanslarla aynı. Hangi girişteki evet, fayans? Girişte, kapıdan girdik ya yerde. Şu detay mı? Şuradaki. Şunu diyorsun işte şunu. Evet. Şunları. Evet. Yerdeki karolarla mı? Evet. Hadi ya. O yerdeki karolarda hiç boşluk yok ki. Hep hayır ya, desenleri şu desenleri diyorum bu da ya. Renk olarak yerdeki benziyor. Yerdeki karolar nasıl sence dış ses? Ben göremiyorum buradan. Aynı Aslı Hanım. Aa, nasıl aynısını denk getirdi? Ya ona çok şaşırdım. Denk gelmiş. Aa, belki ben fark ettim, sen farkına değildin. Ne dikkatlisin evet, Reyhan. Suyun kurusuna benimdir. Masa da, sehpa da o şekilde. Fayansla evet, aynı. Evet, mobilyada yani da önemli, benzerleri kullanılmış benzerleri o halde. Hayır, hoşuma gitti o evet, detay. Güzel. Ondan dolayı söyledim. Evet, onun kardeş dışında şey söylemek istiyorum ya. Çok boş sehpa. Orta sehpanın üzerinde konsol, hiçbir şey yok. Konsonos çok boş. Evet, evet, dümdüz. Duvarlar evet, bomboş, şey bir tablo yok. Evim hareketli, yani hareketli bir duvar kağıdının üzerine bir tabloyla onu daha çok boğmak bir saat istemiyorum. Bir saat olabilirdi ama. Diş hekimine gelmiş gibiyiz. Diş hekimi. Sedyesi vardır o diş hekimlerinin. Nerede bize göster bakayım dişimizi çektirelim. Ay bilemedim ki. Bir dolgu vardı şurada. Nereye benzettin? Asistan Fehmi Hanım olsun. Doktor siz olun Kübra Hanım. Aynen. Bir muayene edelim. Nereye benzettin diş hekimliği kliniğini? Ne bileyim böyle kapılar, kapıları, bomboş bir oda. Bomboş bir oda mı? Evet. Bekleme duvarlarım, perdelerim ipli ipli. Duvarlarım yeterince hareketli. Ayrıca konsola gelince de bakın üzerinde zaten kendi aksesuarı var. Onun Urfa'da her gelinin misafir odasında konsol takımı vardır. Mutlaka üzerinde evet, bir şeyler vardır. Olmazsa evet, olmaz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim evde de var. Değil çok mi severim o konsolun üstüne güzel güzel objeleri koyayım. Evet. Bayılırım, ben de seviyorum. Ne benim yalan zaten konsolumun yanlarında aksesuar olduğu için ortasına da kendi albümümü koydum ve renk uyumu da
güzel görünüyor. Albümüm var, evet. Evet. Daha evet, güzel fark duruyor. Fark ettim albümü gördüm. Hı-hı. Albüm varmış Fehmi. Evet varmış. Gördün mü albüm varmış Fehmi? Ah Fehmi. Boş gördün değil. Gördün mü ters köşe oldu. Boş değil yani. Kendince dolu. Fehmi çök Fehmi sus. Tabii ben kendince böyle çok aksesuar sevmiyorum. Sizi mutfağa göndermek istiyorum. Hadi gidelim. Hadi bir inceleyin çok bakayım. Çok geçirelim. Mutfakta neler var? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Gidelim. Hangi kliniğe benzeteceksin çok merak ettim. Ay biri ofis diyor, biri klinik diyor. Çok merak ettim gittikleri ofis ve kliniği. Hadi siz söyle kaldık bakayım biraz. Çok merak ediyorum. Her yere gitmeyiz. Baş başa bırakın. Bir dahakine biz de gelelim sizinle o kliniklere.